Dilmine'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok eğlenceli, bir o kadar da nefes nefese kalacağınız bir video ile beraber karşınızdayım. Kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan Havuz Altı serimizin yeni videosunu çekmek için kış aylarında olmamıza rağmen gördüğünüz gibi cıbıldak bir şekilde havuzun önünde bekliyorum. Yanımızda gördüğünüz gibi bir çamaşır leğeni var. Temiz ya da kirli çamaşır leğeni. Bu gördüğünüz çamaşır leğenini bugün çamaşır leğeni olarak kullanmayacağız. Ne yapacağız abi, hemen anlatayım. Havuzun kenarına geldik. Bu leğeni bu şekilde suyun altına batıracağız ve içinde oluşturmuş olduğumuz hava tünelinde nefes alarak 24 saat geçirmeye çalışacağım. Bunu suyun altına batırmak çok zor olduğu için, yani şöyle düşünün abi. Bir tane futbol topu düşün. Hiç yaptınız mı? Böyle suyun altına batırmaya çalışırsın havuza, girmez. Bunda 20 topluk belki hava var içerisinde. O yüzden yanımızda ağırlıklarımızı getirdik. Şöyle Allah! Fitness'tan çaldık. Ağırlıklarımız var. Bu ağırlıkları bu görmüş olduğunuz sepetin dört bir tarafına bağlayıp bunu havuzun dibine indireceğiz ve içinde oluşan havada 24 saat kalmaya çalışacağım. 24 saat. Tuvaletimi falan yaptım. Her şeyi çıkardım. Çok zor olacağı için ağırlıkları taşımak için kaslı kuslu arkadaşlarım var. Alkışlarla Kerim'i... Kerim'in saçlarının döküldüğünü unutmuşum. Gel. Kerim'i ve Engin'i kanalımıza davet ediyoruz. Bu arkadaşlar benim milli takımdan arkadaşlarım. Dedim ki bu zor iş. Bu zor işi birlikte yapmamız lazım. O yüzden irili ufaklı arkadaşlar çağırdım. Hadi başlayalım hızlı bir şekilde. Nasıl? 24 saat geçirilir mi? Impossible. Ya girişine bir şey yapma. Sen bunu... Oğlum abi. Harbiden çok soğuk. Kapalı havuza geçelim ya. İçerideki havuzda çeksek olur mu? Kapalı havuzda. Tamam. Beyler içerideki havuzda çekelim arkadaşlar. Burada sıcakmış gibi duruyor ha. Antalya'da bir nebze güneş olsa da gerçekten su soğumuş. O yüzden kapalı havuza geçiyoruz. IC Otel'e de bize bu destekleri verdiği için Antalya'nın havalimanına en yakın oteli. Teşekkür ediyoruz. Süper bir otel. Abi içeri geçelim çünkü götümüz donar. Oo, dışarıya göre sıcak abi, burası kaynar. Mis gibi. Burada yaparız zaten. Gönder, kovayı gönder. Oğlum burada kovayı gönder. Arkadaşlar şimdi sistemimizi kuracağız ve suyun altında zaman geçirmeye başlayacağız. Gönder abi. Tamam. Ağırlıkları indirdik. Şimdi elimizdeki ipleri ağırlıkların içerisinden geçireceğiz ve sistemimizi hazırlıyoruz. Başlayalım abi. Bu da tamam. Gördüğün gibi dört tarafı ağırlıkları eşit bir şekilde dizayn ettik ve iplerini çıkardık. Şimdi şu gördüğün kovayı suyun altına indireceğiz ve yine daha önceden hazırladığımız bunun köşesinden ipler var. O ipleri bu iplere bağlayarak bunu aşağı doğru çekmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Şu gözlüğümü takayım dur. Zor lan, bayağı zor. Yani yapmaya kalksan yapılmaz. Gerçekten yapmaya kalksan yapılmaz. O yüzden videomuzu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok daha efsane videolar gelmeye devam edecek. Abone olun, like atın, izleyin. Boğuluyordum içinde dragon diye. Arkadaşlar şu anda içinde oksijen yok bunun. Ulan boğuluyordum içinde, hava falan yok. İp bağlayacağım diye çıkamadım içinden. Öyle bir şey olursa kurtarın oğlum lan. Çıkamıyorum, iplerin arasında dolandım kaldım. Şimdi siz bunun içerisine hava nasıl girecek diye merak ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi suyun içerisinde ve hava yok. Onun için çok özel bir yöntemimiz var, onu gösteriyorum size. Gel abi. Yanımızda pompa getirdik. Bahçeden söktüğümüz su hortumu. Su hortumunu pompanın hortumunun ucuna bağladık. Bunu aşağıya göndereceğim, aşağıdan pompayla basacağız ve onu böyle havaya doğru kaldırmaya çalışacağız. Yani bunu daha önce denemedik. İnşallah olur. Hüseyin, pompanın başına geç abicim.
Gördüğünüz gibi fortum elimde. Bombanın başında Hüseyin var. Fortumla kovanın içine hava basıyoruz. Hadi. Hadi. Basın. Hüseyin, sürekli hava basman lazım, temiz hava. İçinde durabilmemiz için temiz hava basman lazım. Şu anda iki tane hava boşluğu var, küçük delik. O delikten çıkan sızan hava içerideki havanın değişmesi için. Temiz hava kalsın, bayılmayayım diye. Hava kanalı oluşmaya başladı. Giriyorum. İçerisindeyim ama sen çok önemlisin. Çünkü sen hava basmayı bıraktın mı bir ara? İçeride böyle darlanıyorum böyle. Oksijen bitiyor hemen. Şu anda bildiğin gördüğünüz gibi suyun üzerinde hiçbir şey yok. Bak. Suyun üzerinde değil. Hüseyin sen bas abi pompayı. Suyun altında ama orada oksijen bildiğin hava kanalı var. Bir yankı var içeride. Yani bilmiyorum GoPro ile çekiyorum anlaşılır mı? Hüseyin pompada. Tamam. Ama çok uzun süre dayanmaz. Vardiyalı olarak pompa sistemini değiştirdim. İşte bir tamam. Saat sen yaptın, bir saat Engin yaptım, bir saat gelip 24 yaptım. Saat bunun altında beklemeye çalışacağım. Bak oksijeni kesmeyin. Yani suyun altında mesela bak bir saattir uğraşıyoruz. Ellerim nasıl oldu? Ben dururum 24 saat ve bunu deneyeceğim. Sadece gerekli ihtiyaçlarımı gönderin. Tamam mı bana? Tamam. Giriyorum, gözlük de takmayacağım. Harbi. Oradan anlaşılsın yani. Ya acaba görüntü hilesi mi yapıyorsun? Gözlüksüz gireceğim, gözlüksüz duracağım. Tamam, tamam mı? Giriyorum. Hadi başla. Yankı yapıyorsa da kusura bakmayın GoPro ile çekeceğim. Giriyorum. Hadi. Hadi. Tam oturmuyor yere. Biraz... Oturmuyor değil mi? Evet. Şey, şunu göndersene. Şunu verelim kanka bu kabloya otursun. Rahat. Bayağı oldu. Zorlanmaya başladım. Hani dışarıda pompayı basmayı ihmal ettikleri zaman bu tarafta sıkıntı oluyor çünkü biraz oksijen azalıyor. Darlanıyorum şöyle alayım. Yani size şöyle yansıtayım bak. Şu anda hava geliyor. Ooo oturak gönderdi ya. Bu çok iyi oldu işte. Oturak geldi. Dışarıdan. Aba! Abi oturak geldi şu anda. Suyu şöyle göstereyim size.
Dışarıdakilerin sesini hiçbir şekilde duymuyorum. Arkadaşlar şimdi 2 saattir yaklaşık suyun içinde. Ne desek duymuyor. Ses suyun altına gitmiyor. O yüzden ona bir telefon yollayacağız Yasir abimle. Görüntülü konuşalım buraya diye. Sonra belki yemek falan da yollarız. Karnı acıkmıştır çünkü 2 saattir suyun içinde. Şimdi bir telefon yollayalım ona. Hadi let's go. Kerim işler nasıl? Bekliyorum. Kayıtlayız. Sıkıntı var mı? Yok. Kalıyor öyle. Oturuyor. Güzel. Oturuyor. Ağaç. Sen yolun mu kanka? Bırakırsan çocuk ölür. Şuradaki görüntüye bakar mısın? O kadar güzel ki. Süper. Keşke bir kitap falan olsa yanında, böyle burada havuzun altında mesela kitap olsa değişik olurdu. Ne bileyim yemek falan gönderseler süper olur ya, bir şeyler yesem insan süper olur ya gerçekten. Ama Yasir abimden öyle bir şeyler bekliyorum. O zaman benimkini feda ediyoruz. Geçmiş olsun. Şöyle kılıfından da çıkardım. Kilidi nice. Dur bir sen şunu mesajlarsın değil mi? Acun gibi olmasın. Şuradan poşetimiz var. Şöyle. FaceTime'ı şimdi başlatalım o zaman. Hey Siri, Yasir abime FaceTime ara. Arasın mı? Arıyor. Hani? Bak. Hani bana gelmedi. Şimdi yani çalacak, aynı. Görüntü, görüntü nasıldır bakayım bir. Görüntü bakayım. Nasıl? Tamam. Tamam tamam, gönder. Şimdi bunu iyi bağlayalım da. Gönder gönder, başlık köşede. Güzel güzel. Ama tamam. Belli olmuyor. Hayır ama o suyun içindeki poşetten çıkaracak telefonu. Ha tamam. Arkadaşlar birazdan Abdü ile buradan canlı canlı görüşeceğiz. Bakalım ne isteyecek. Kanka pompala 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 adam ölmesin. Ve Abdü ile görüntülü telefonun bağlantısı başlıyor galiba. Gitti. Vay suyun altında nasıl rengi. Bu ne? Oğlum telefon geldi. Beyler. Dur, çıkarmaya çalışıyorum, bekle. Çıkarmaya çalışıyorum, bekleyin diyor. Çıkarmaya çalışıyormuş. Allah'ım lütfen telefonum bozulmasın. Nasıl göndereceğim geri ben bunu? Bağlantı düşük diyor, çekmiyor. Çekmiyor. En azından sesini duyuyoruz. Sesini duyuyoruz. Sesini duyuyor musun sesini? Sesimiz geliyor mu sana? Senin sesin bize geliyor. Abi bir şey çekiyor. Sesimiz geliyor mu sana? Abi yiyecek bir şeyler gönderin, yiyecek. Yiyecek bir şeyler gönderin diyor. Hadi muz ister misin? Muz yollayayım mı sana? Ya oğlum ben bunu nasıl göndereceğim? Poşete mi koyayım tekrar? Ay yaptı gözüktü. Aa gözüktü gözüktü, burada. Hadi. Nasıl göndereceğim bunu? Poşeti tekrar gönderin diyor. Poşet yollayayım bana poşet diyor. Poşet mi lazım? Poşet mi lazım sana? Kabak da yok. Çok yazıyor. Hadi görüşürüz. Yemek yollayacağız sana. Tamam hadi sen kapat aşkım. Hayır sen kapat. Kapattı. Hava mısın? Hava hava. Kanka bunu nasıl çıkaracağız? Kanka. Aynı öyle sar, alayım ben onu. Hadi 3 saniye çıkarmam lazım. Burada hava yok ama 3 saniye çıkarmam lazım. Arkadaşlar Kerim telefonu götürüyor. Hadi iyi tut. 3, 2, 1, go. Havuzun altında telefonla konuştuğuma inanamıyorum ya gerçekten. Yemek istedim, inşallah yemek gönderirler. Yemek bekliyorum şu an. Hava mısın? Hava, hava gelmiyor. Yemek gönderin, yemek. Yine diyor mu yemek?
Arkadaşlar bana yemek gönderin dedi, karnı acıkmış. Bir tane muz aldım onun için. Bir tane de ağla. Şimdi ikisini de yollayacağım. Kerim abiye veriyorum bunları. Evet. Bir çikolata, bir muz. Bunları yiyince şimdi susar. Bir de su yollayalım havuzun içinde. Temiz su var. Şöyle yapınca çok şekil görünmüyor mu? Çekim yapıyor zannediyorum. Evet. Bak. Yaptıklarına bak. Ağla yazıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ver. Oha su geldi. Şu anda suyun altında su içeceğiz. Bir dakika. Yemek de gönderdik, su da gönderdik. Takılsın. Telefon var. Yani ne bileyim. Kıyak ya şu an. Pompada kanka kardeşim ölmesin. Ben pompa almaktan kendim aptım. Azıcık sen geç. Ak pompasını. Arkadaşlar bunun önemi çok büyük. Abdü'ye buradan temiz hava gönderiyoruz aşağıya. Aşağıya buradan temiz hava gönderiyoruz. Ya sistem çok güzel ya. Pompala lan. On numara lan. Kanka. Isın. Isın. Havuzun altında yemek yiyor. Arkadaşımla beraber yemek yeme videosu çekiyor. Havuzun altında. Kitap gönderin. Kitap. Midem bunaldı. Canım sıkılıyor. Kitap gönder. Kitap. Kitap okuyacağım. Tamam. Hadi. Yani bugüne kadar çektiğimiz videoların arasında herhalde en enteresanlarından birisi bu. Gerçekten çok enteresan bir video oluyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum çünkü abi bu video gerçekten hak ediyor. Suyun altındayım oğlum. Como la mo Ha bu içeride kalmaktan daha zor. Harbiden. En büyük iş burada oraya oksijen gönderenlerde. Sen üşüdün bu kanka saatlerde suda onu koruyorsun. Ben titriyorum. Harbi mi? Titredim bayağı ya. Sen istersen birazcık gel kanka. Ben pompalayayım sen gel. Engin. Devam ediyor. Kerim Bey çıktınız. Vallahi ben üşüdüm. 2 saattir yardım ediyorum. Beraber sudayız. Biraz ısınmam lazım. Daha sonra yine gireceğim. Devam onun edeceğim. Onun canı yok mu oğlum? Ya o yarıdan yukarısı havada olduğu için. Bilmiyorum belki de çok üşüyordur ama ben titremeye başladım yani. O yüzden çıktım. Dışarıdan bir paket geldi. Ne abi bu? Arkadaşlar var ya dergi göndermişler. Şöyle bir dergi göndermişler. Bunu okurum. Zaman geçer bir şey daha var. Ne bu? Şaka mı bu? Tuvalet kağıdı. Allah! Dergiyi yıkadım. Tuvalet kağıdı nene. Tuvalet kağıdı nene. Hadi dergiyi anladın da. Tuvalet kağıdını niye gönderiyorsunuz? Vallahi kusura bakmayın. Derginiz ıslanacak biraz. Çıkacağım. Harbi mi? Çıkacağım çok yoruldum. Harbi bile. Hadi çıkalım. Bir bakar mı geçiriyor? Harbi mi? Şuna hazır.
Vallahi ben bir iki saattir içindeyim, ben de üşüdüm. Hadi. Hadi go. Çok üşüdüm. Hadi. Gel. İyi abi, gel. Abi dondum. Çok iyi be. Soğuk hava deposunda kaldığımız videoda bile bu kadar üşümedim ha. Hem hareketsiz kaldığım için hem suyun içerisinde kaldığım için gerçekten inanılmaz üşüdüm. Ama yine de çok uzun saatler kaldık. 24 saat kalamadık. Çünkü bunun içerisinde gerçekten 24 saat kalmak imkansız. Yine de siz videomuzu beğendiyseniz like atmayı, şuradan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu adamlar sayesinde oldu. Bu arkadaşlarım da kanal açıyorlar. Onların kanallarına abone olmayı unutmayın. Bu videonun nasıl yapılışı onların kanalında. Onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi kanalına abone oluyoruz. Delimine kanalına da abone olmayı unutmayın. Kendinize buraya koydum kendi kanalımı. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Yemek yerken bırak. Başka bir